Merhaba arkadaşlar, Onurlu Yemeklere yeniden hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir video, yeni bir yemek demek. Yeni bir videoda sizlerle buluşmak gerçekten beni çok mutlu etti. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar sizlerle? Anne köftesi yapacağız. Herkesin evinde yapılan bir köfte biliyorsunuz. Yanına patates kızartabilirsiniz, köftenin patates püresi yapabilirsiniz. Farklı şeylerle sunabilirsiniz arkadaşlar. Köftemin malzemelerinden biraz size bahsedeyim. Bayat ekmek var. Yarım kiloya yakın kıyma var. Bir yumurtamız var. Kırmızı pul biberimiz var. Karabiberimiz var. Kimyonumuz var. Tuzumuz var. Sıvı yağımız var. Ekmek de köftenin hem daha çok olmasını sağlıyor, hem de daha kabarıyor bence. O yüzden ekmek koyarsanız iyi olur diye düşünüyorum. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bayat ekmeğimizi koyuyoruz, rendeliyoruz güzelce. Kıymamızı koyuyoruz. Yumurtamızı koyuyoruz. Kırmızı pul biber, karabiber, kimyon, tuzunu koyuyoruz. Baharatı siz sevip sevmemeye durumunuza göre oranı azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Hani o ölçüyü kendiniz ayarlarsanız daha iyi olabilir. Daha sonra tavaya sıvı yağınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. Tabii köftenizi güzelce yoğuracaksınız. Ondan sonra o kıvamı bulduktan sonra köfte şekli vererek şekillendirebilirsiniz. İster yuvarlak yapabilirsiniz, İster uzun uzun yapabilirsiniz. İşte ben daha böyle uzun şekliyle yapmaya çalıştım köftemi. Siz ona göre şekillendirirsiniz. Yağımızı kızdıracağız. Köftemizi de yağda çevirerek iki yüzünü kızartarak pişireceğiz arkadaşlar. Ben size biliyorsunuz bunun bütün aşamalarını göstereceğim. Daha sonra servis tabağında da size sunumumu yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün anne köftesi yapıyoruz. Anne köftesinin önce ekmeğini rendeledim. Şimdi üzerine kıymasını ekleyeceğiz. Bayat ekmeklerimi rendeledim, kıymamı koydum, kırmızı pul biberimi koydum, karabiberimi koydum, kimyonumu koydum, bir tane yumurta kırdım, tuzumu koydum. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Dağcımı gördüğünüz gibi yoğurdum, şekillendirmeye başladım. Şimdi tavaya yağımı koyup köftelerimi kızartacağım arkadaşlar. Köftelerimi çevirerek kızartmaya başladım arkadaşlar. Bir yüzü kızarınca sonra diğer yüzünü çevirin. Kızardıktan sonra da tabağa alın. Afiyetle yiyin. Anne köftelerimi kızarttım. Servis tabağını maydanozla da süsledim. Size gösteriyorum arkadaşlar. Umarım denersiniz. Tarifini yakın planda da anlattım. Çok kolay ve çok lezzetli bir köfte. Bir başka yemekte görüşürüz. Yakın çekimlerde gördüğünüz gibi anne köftesini yaptım arkadaşlar. Size bütün aşamalarını da gösterdim. Sunum tabağında da köftemi gösterdim biliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir, denersiniz. Zaten çoğunuzun bildiği tariflerdir büyük ihtimalle. Bir de benden izleyin, dinleyin. Görün istedim tarifimi, köftemin yapılışını. Hepinize çok teşekkür ediyorum yine bir videoda benimle olduğunuz için. Videonun sonunda videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Başka bir yemekte, başka bir videoda sizlerle yeniden olmak için can atıyorum. Umarım yeniden yeni bir videoyla sizlerle olurum. Şimdiden her şey için çok teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.